80'ler dizisinin kahveci Mesut'u Necmi Yapıcı, uzun süredir birlikte olduğu Nihan Durukan'la dünya evine girdi. Bakalım düğünde neler oldu? Ünlü çift Magazin 8 mikrofonlarına neler anlattı? Gece ateşi, gündüz nefsim taptım ilk aşktın. Çiçeği burnunda gelinden eşi Necmi Yapıcı için şoke eden sözler. Çok beğenmediğim bir oyuncu. Ünlü oyuncu eşini evliliğe nasıl ikna etti? O biraz evliliğe karşıydı. Mutluluktan uçtukları fotoğrafın hikayesi ne? Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Hanım'ın çok özel açıklamaları Magazin 8'de. Aşkım benim, meleğim, söyle sensiz neylerim? Ayrılsak da beraberizin sürekli kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışan Feridun'u... Yırttık da o, yırttık! Çamaşır suyunda bekletilmiş diş çamaşırları gibi cırt diye yırttık. Bugün mümkünse yırtmayalım abicim, tamam mı? Hiç müsait değilim. Ya da istersen sen git yırt, ben sana daha sonra yetişirim. Ne demek abicim müsait değilim ya? Filmini çekeceksin diyorum Teocuğum, filmini. 80'ler dizisinin Nabyon Beyaz sözüyle meşhur muhacir kahvecisi Mesut. You, how are you? Fine, thanks. Eyvallah. Adı fine, soyadı thanks. Ben de Mesut Fileler. Ne diyorsun? Dur oğlum, seni tanıtıyorum. Bu da Ahmet diyeceğim ya. It, Ahmet. Komedi dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu Necmi Yapıcı, 44 yaşında aradığı aşkı buldu. Geçtiğimiz günlerde Nihan Durukan da dünya evine girdi. Yeni evli çift ilk röportajlarını da Magazin 8'e verdi. Birdenbire bir şey oldu. Böyle ruh eşi olduğumuzu falan fark ettik yani. Bir anda. Evet. Necmi'nin öyle bir yeteneği var. Tekrar tekrar zaman içinde aşık edebiliyor beni. Yani bazen bir kat çıkıyor. Sonra bir süre sonra bir kat daha çıkıyor falan. Böyle kat 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 gidiyoruz yani. Çiçeği burnunda çiftten ilk olarak tanışma hikayelerini dinlemek istedik. Ama Nihan Hanım daha ilk dakikadan şoke edecek bir açıklama yaptı. Arkadaşımla aynı oyunda oynuyordu Necmi. Hatta ben ilk böyle duyduğum zaman Necmi Yapıcı ismini, yani çok beğenmediğim bir oyuncuydu o zamanlar. Bunu itiraf ediyorum. Ayrılsak da beraber izle ben Feridun bir tur oynarken... Hakan Yılmaz bunun arkadaşı. O yüzden izlerken ben ne zaman çıkarsam... İşte Teo yırttık abicim diye geldiğinde kanal değişti. O anda. Aynı antipatik oyuncu falan diyormuş. Dedim ki ya Necmi Yapıcı, ben hani çok beğenmiyorum ama ne yapalım, hani geleyim izleyeyim. Galası oldu. Galaya gittim ilk zaten. Sonra da bir arkadaşlarımı götürdüm. İki kere gittim toplam. İlkinde hiçbir şey olmadı, etkileşim olmadı. İkincisinde hep anlatıyorum bunu. Benim için çok özel bir an. Ama bir dakika, sahnede ben... Ne dedin sahnede görünce? Ha evet. sahnede görünce dedim ki ya bu nasıl iyi bir oyuncuymuş, ne kadar harikaymış. Ama yani gerçekten televizyonla sahne performansı gerçekten çok ayrı. O zamanlar Necmi Yapıcı'yı ne zaman ekranda görse Nihan Hanım hemen kanalı değiştiriyormuş. Ama artık kanalı değiştirmeyi bırakın, televizyonu da kapatsa fark etmez. Aynı evi, aynı hayatı, aynı soyadını paylaşıyorlar. Ve bu düğün fotoğraflarından da anlaşıldığı üzere pek mutlular. Sandığın kadar değil aşk, yandığın kadar. Düğün fotoğrafları samimi, sıcak ve eğlenceliydi. Peki evlenme teklifi nasıl oldu acaba? Ya ben hep evlenmek istediğimi söylüyordum, o biraz evliliğe karşıydı. Yani Nihan Hanım'ı nikah masasına oturtmaya ikna etmek zor oldu. Benim zaten üçüncü evliliğim Nihan. Nihan'ın da ikinci evliliği. Artık hani belli bir yaştan sonra sayı vermedik. Aslında onun belki de bu kadar hani beklemesi daha bir sağlamlaştırıyor aslında ilişkiyi. Necmi Yapıcı'nın 80'ler dizisinde canlandırdığı karakter olan kahveci Mesut'un başı hep karısıyla dertte. Biraz da asabi bir adam. Bulalım hemen. Evladım aç kalmasın. Onu bana bağırmadan önce düşünecektim Mesut. Bağırma bana. Bak ben bağırmıyorum. Gerçek hayattaysa durum tersi. Necmi Yapıcı tam bir evcimen ve karısına çok aşık. Röportaj sırasında bile gözünü eşinden alamadı. Şimdi ikimiz aynı hayale ulaşınca da bunun tadını çıkartıyoruz. Keyfini sürmeye çalışıyoruz.
Çok mutluyuz ya. Bu arada sohbet sırasında ilginç bir şey öğrendik. Necmi Yapıcı'nın ilk eşi, oğlu Emre'nin annesi, şimdiki eşi Nihan Hanım'ın da en yakın arkadaşıymış. Şöyle ki hani çok yakın arkadaşımdı da ben sonrasında Necmi'yle tanıştım gibi bir şey yok. Tabii ki Necmi'nin eşi olarak tanıştım ve yani ilişkimizin birinci senesi bittiğinde tanıştım. Çocuk olduğu için ortada. Biz de Emre ile Necmi'nin oğluyla çok yakınız. Biz de Melek'le kadın dayanışması oldu. Emre ile ilgili konuları çözerek başladık aslında. Bir takım sorunlara Necmi yerine benimle konuşmaya başladı. Benim ilgimi görünce. Sonra zaman içinde o kadar birbirimizi sevdik ki birlikte vakit geçirmeye başladık. Tatile falan gittiler. Tabii beraber baş başa tatile çıktılar. Bir de mutluluktan uçtukları şu fotoğrafı soralım. O an neler yaşanmış? 44 yaşındayım yani. Hani sanki böyle şey demek istedim orada. 18 yaşında aşık olursun ya o duyguyla. Yani yaşa başa bakmıyor. Normalde 44 yaşında bizim zaman hani 44 yaşında insanlar olgun böyle hani birçok insan öyle. Ama ben kendimi hiçbir zaman 44 gibi de görmüyorum aslında. Yani 20'li yaşlarımdayım, 18 yaşlarımdayım hala duygu olarak. Veda etmeden önce Necmi Yapıcı'nın bekarlara bir de tavsiyesi var. Herkes aşkını bulsun ve evlensin. Evlilik güzel bir şey.